mesnevi habbe atmış. İyileme yühel aziz, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahalli istimallerini dinle. Subhan Allah'ın eksik ve nakıs sıfatlardan münezzeh olup bütün kemal sıfatlar ile muttasıf olduğuna işaret eder. Mevcudat Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli edip aksettiği bir aynadır. Bu aynada Allah'ın Sübhan manası cevelan eder. Aynaya iman ve tefekkür nazarıyla bakıldığında Allah'ın kusurdan münezzeh, kemal sıfatlar ile muttasıf olduğu maddi bir surette tezahür eder. Vücut alemleri yani mevcudat lisan-ı hal ile Allah'a tesbih ve tezkir eder. Varlıkların haline dikkat ile baktığımızda fıtri bir lisanla hem tesbih hem de tahmid ettiğini görürüz. Mesela arı bal vazifesinde hem sanatkarını kusur ve eksikliklerden takdis eder hem de hayat ve rızkıyla Allah'a fıtri olarak hamd eder. İnsan fikriyle, imanıyla Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber manalarını kainat ve mevcudat aynalarında görebilir. Tesbih Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan tenzihtir. Bütün nekaisten pak ve müberra, ehli dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve muallah, kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu ilan etmektir. Rabbimizi hayatsız, ilimsiz, iradesiz olma, görmeme, işitmeme, güç yetirememe gibi bütün noksanlıklardan tenzih ederiz Subhanallah demekle. İkinci manası Rabbimizi kendi hakkında ileri sürülen bütün yanlış düşüncelerden, üç ilah safsatasından, meleklerin Allah'ın kızları olduğu gibi hurafesine kadar her türlü batıl inançlardan tenzih ederiz. Üçüncüsü de varlık aleminin sahip olduğu hiçbir noksanlığın Allah için söz konusu olamayacağını ilan ederiz. Solan yapraklar, değişen iklimler, yorulan, uyuyan, hastalanan, yaşlanan, ölen canlılar, batan güneş ve böyle daha nice varlıklar bu noksanlıkları da bize şu mesajı verir. Biz hepimiz mahlukuz, bizdeki hiçbir noksanlık Halık'ımız için söz konusu olamaz. İnsan bu mesaja kulak vermek ve Rabbini kainattaki kusurlardan münezzeh bilmekle mükelleftir. Semavat ve arzda ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. O azimdir, hakimdir. Hamd bir ihsana karşı kalbin medih ve şükür duygularıyla dolması ve o ihsan sahibini tazim etmesidir. Alemlerin Rabbine hamd ile başlar Fatiha suresi. Güneş bir terbiyeden geçmekle ziya verir, ısı verir, gezegenleri etrafında döndürür. Onu böyle terbiye eden Allah'ı medih ve sena ederiz. Oksijenle hidrojeni ayrı ayrı terbiye eden, sonra bunların ikisini yeni bir terbiyeden geçirerek su haline getiren Rabbül Alemine hamd ederiz. Su yaratmak, nehir, göl, deniz yaratmak Allah'ın azim bir sanatıdır. İnsanlara büyük bir ihsanıdır. Gözümüzü görmeye, elimizi tutmaya, ciğerlerimizi solunuma uygun olarak terbiye eden Rabbimizi hamd ederiz. Bir çiçek de suyu toprağı terbiye ederek bir çiçekte suyu toprağa terbiye ederek çiçek haline getirdiği için Allah'ı hal diliyle medih ve sena eder. Kendisine çiçek olmayı lütfettiği için yine Rabbine şükreder. Medih ve şükür onun hamdidir. Diğer varlıklarda buna kıyas edilir. Tekbir Allahu Ekber. Allah'ın en büyük olduğunu, onun kemalin bütün tasavvurların çok ötesinde büyük olduğunu ilan etmektir. Tekbir insana aczini hatırlatan, zilletini ders veren ulvi bir zikirdir. Allah'ın her sıfatı sonsuz kemalde, kudreti de, ilmi de, iradesi de. Bir kitapta katibin ilmi sıfatı tecelli eder, kitap ilmi gösterir ama ilim değildir. İlim ne kitabın yapraklarına benzer, ne sayfelerin mürekkebine, ne de herhangi bir kelimeye, satıra veya cümleye. O bunların çok ötesinde ve bunlara hiç benzemeyen bir sıfattır. Henüz kendi ilim sıfatını anlayamayan insan, ruh yaratmayı ve ruhta ilim sıfatı yaratmayı bilen, akıl yaratmayı, melek yaratmayı bilen, sema yaratmayı, arz yaratmayı bilen Allah'ın ilim sıfatını nasıl kavrayabilir? Bu sonsuz ilmin kemalini idrakten aciz olduğunu anlayan insan bu aczini tekbir ile dile getirir. Ben onun ilmi hakkında ne düşünsem, ne tasavvur etsem, ne hayal etsem o ilim sıfatı bütün bunlardan sonsuz derece büyüktür. İnsan Allah'ın kudret sıfatını idrakten aciz oluşuyla da tekbir getirir. Önce kendisine lütfedilen kudret ve kuvveti nazara alır. Sonra bütün canlılara dağıtılan kuvvetleri hayalen bir araya toplar, tefekkürünü genişletir. Sonra atomdaki kuvvet cilvesinden güneşteki cazibeye kadar bütün kuvvetleri birden düşünür. Bu mahluklara bu kuvvetleri bağışlayan Allah'ın sonsuz kudreti bu tecellilerle layıkınca bilinemez der ve beşerin idrak edebileceği kuvvetlerden sonsuz derece büyük olan ilahi kudret karşısında hayretini tekbir ile dile getirir.